5 yıllık berberlik işi yapıyorum. Pandemiden öncesi ve sonrasında ki fiyat artışlarından kaynaklı bir artıştır berber zamları. Yalnız şöyle bir şey var. Yani müşterilerin muzdarip olduğu kadar fiyat konusunda yani berberler de aldığı malzemeler konusunda çok muzdariptir. Bu vesileyle de tıraşa artış yapmak zorunda kalıyoruz. Kiralar ciddi oranda arttı. Aldığımız ürünler genellikle ham maddeler yurt dışı menşei olduğu için bunlarda artış söz konusu oldu. Biz de bunları mecburi olarak tıraşlara yansıttık. Semt ve iş yeri olarak kullanılan ürün yelpazesi olarak çeşidi olarak fiyatlar değişebiliyor yani. Hani diyelim ki bir saç 30 TL'den başlar. Saç sakal o şey 100'e kadar da gidebilir yani 60, 70, 100 arasında değişebilir fiyatlar. Yani ürün iş yerinin kullandığı ürün yelpazesine göre değişebilir. Kirasının durumuna göre. Pandeminin ciddi bir etkisini hissettik. Hala da hissetmeye devam ediyoruz. Yani insanlarda yine bir tedirginlik var. Berberde kapalı alanda yakın temasla tıraş olma konusunda bir ciddi bir tedirginlik var. Tıraş süreleri, aralıkları biraz uzadı yani. Diyelim ki yani normal bir tıraşa gelen bir vatandaş yani o ikinci tıraş arasında bayağı bir mesafe koymuştur. Bir vatandaş normalde 20 günde bir geliyordu. Şimdi diyelim bu bir ayı buldu. 1,5 ayı da bulabilmekte. Hemen bir %50 gibi bir oran düştü yani. Bir de bu zamları da eklersek yani ciddi oranda etkilendik yani. Hem işlerin düşüşü hem de zamların ciddi oranda yükselişi yani maliyetlerimizi arttırdı. Dolayısıyla da yani şu an sıkıntıları yaşıyoruz. Bir talebimiz var yani elektrik ücretleri olsun, kira artışları olsun, yetkililerin bunlara bir çözüm bulmasını talep ediyoruz. Kuaförlerde cüz'i miktarda bir tıraş fiyatında yükseklik var. Bunun en temel faktörlerinden bir tanesi kirada yapılan yükselişler. Ayrıyetten de bizim aldığımız kozmetik malzemelerin çoğunluğu yurt dışından geldiğinden dolayı biz bunları karşılamakta zorlandığımız için ister istemez bunu müşterinin tıraş fiyatlarına yansıtıyoruz. Bunun en büyük faktörlerinden bir tanesi dövizdeki yükselmenin ve beraberindeki kuaför ürünlerinin artmasıdır. Bu yükselişten dolayı biz esnaflar olarak yani istemeyiz ki tıraş fiyatına yansıtma yapalım ama çünkü bu kira, elektrik, kozmetik ürünleri %100'lük bir zam artışı oldu. Biz de bundan kaynaklı olarak ister istemez bunu tıraş fiyatına yansıtıyoruz yani. Pandemi sürecinde yaklaşık bir 4 ay boyunca kuaförler kapalı kaldı. Şimdi kapalı kaldığımız zaman da yani açılan kuaförlere cüz'i miktarda bir ceza kesildi. Şimdi bir müşteri için de bunun riske atmaya değmediği için biz de buna pek sıcak bakmadık ama o süre zarfı içerisinde kapalı kaldık. Herhangi bir destek de almadık yani. Şu an erkek tıraş ücretleri 30 TL'den başlayıp en kötü ihtimal 100-150'ye kadar çıkıyor maksimum seviyelerde. Çoğu şehirde bu fiyat aralığında gidip geliyor. Yani bu farklar mesela 30 TL'ye ücret kesimi, saç kesimi yapan kuaför arkadaşımızın kirası biraz daha düşük olup 50-70 civarında kesen arkadaşlarımızın kira ve masrafları biraz daha yüksek olduğu için ister istemez o aradaki fark bundan kaynaklı. Şu an pandemiden önce çoğu müşterimiz de vardı. Yani haftalık adam gelirdi, gözüne gelmezdi, tıraşın olup giderdi ama pandemiden sonra yükselen tıraş fiyatları ayrıyetten asgari ücret de arttı ama asgari ücretin alım gücü bu sefer düştü. Bundan kaynaklı daha önce haftada bir tıraşa gelen çoğu müşterimiz şu an ayda bir ya görüyoruz ya görmüyoruz. Şu an çoğu öbür sektörlerde yapılan devlet desteğinin kuaför sektöründe yapılmasını talep ederiz.